Kur'an-ı Kerim Allah tarafından korundu da neden diğer kutsal kitaplar korunmadı? Bu hususu birkaç madde içinde açıklamaya çalışacağız. Önce şunu belirtelim. İncil'in ve genel olarak Kitab-ı Mukaddes'in tarif edilmesinin lafız bazında mı, yorum bazında mı olduğu hususunda İslam alimleri arasında farklı görüşler var. Tevrat'ın tahrifatı iki şekilde mütalaa edilir. Birincisi, ayetlerin lafzının tahrifi. İkincisi, mananın tahrifi. Birinci şıkkın tahrif boyutu konusunda Hiddetun, Hintatun gibi birkaç misal dışında fazla bir bilgimiz yok. İkincisi, manevi tahrifat konusudur ki her zaman olmuş ve Hz. Musa'dan sonra gelen peygamberlerin önemli vazifelerinden biri de bu yanlış yorumları, manevi tahrifleri tamir etmek olmuştur. Ancak bu tahrif hastalığı Yahudilerde her zaman yeniden nüksetmiştir. Şunu unutmamak gerekir ki, Kitab-ı Mukaddes'in büyük bir kısmı vahiy olmadığı ehli kitap alimlerince de kabul edilmekte. Özellikle İncil'lerin 4 tane olması, bunların onlarca İncil'den tercih edilerek kabul edilmesi ve bu İncil'lerin yazarlarının belli olması, bu yazarlardan en doğru bilgiye göre hiçbirinin veya Yuhanna hariç Hz. İsa'nın havarisi olmaması ve bunların çok sonralar yazılmış olmaları, İncil'in bir vahiy olduğu düşüncesini tamamen ortadan kaldırıyor. Şunu da belirtelim ki, şu anda elimizde ne Tevrat'ın ne de İncil'in asıl nüshaları mevcuttur. Şu anda mevcut olan bu iki kitabın içinde pek çok vahiy hakikati olmakla beraber epey tahrifatın yapıldığını gösteren çelişkiler ve makul olmayan hususlar da vardır. Şu anda elimizde bulunan bu iki kitabın çok sonradan yazıldıkları hususu ehli kitap alimleri tarafından da kabul edilmekte. Özellikle İncil'in durumu çok daha kritik. Hz. İsa'dan 300 küsur yıl sonra onlarca İncil arasından seçilmiş, bugünkü 4 İncil'in bu sayısı kadar kabul olunmayan diğer İncil'lerin varlığı da bu konuda önemli tereddütler ortaya koymakta. Mevcut 4 İncil'in yazarları da bellidir. Tevrat ve İncil'e itibar eden Kitab-ı Mukaddes'in önemli bir kısmı, insanlar tarafından yazılan tarihle ilgili bilgilerden meydana geldiği tartışmasız bir gerçektir. Tevrat ve İncil'in tahrifini yorum bazında kabul eden alimlerin bu görüşüne karşı bir itiraz zaten vaki olmaz. Çünkü bu gibi yanlış yorumlar Kur'an için de söz konusudur. Mütezile, Cebriye, Mürciye, Rafizi ve Hariciler gibi batıl fırkalar bu gibi yanlış yorumlarla kendi mesleklerini icra etmişlerdir. Şu var ki onların bu yorumları kendi çevrelerine mahsus kaldığı gibi Kur'an'ın metnine de karıştırılamamıştır. Oysa aynı şeyi Kitab-ı Mukaddes için söyleyemeyiz. Kur'an'la Tevrat ve İncil'in kıyaslanmasına gelince, Kur'an manası gibi lafzıyla da mucizedir. Tevrat ve İncil ise lafzı itibariyle mucize değildir. Ve şimdiye kadar bu din mensuplarından hiçbiri zaten böyle bir iddiada bulunmamıştır. Kur'an'ın lafzı itibariyle de mucize olması, onun tahriflerden korunması için büyük bir zırh olmuştur. Allah'ın Kur'an'ı koruyacağına dair verdiği garanti, Hicr suresinde başka kitaplar için söz konusu değildir. Bunun hikmeti, Kur'an'ın en son kitap olması ve kıyamete kadar hükmünün baki olmasıdır. Allah'ın Kur'an'ı koruması, diğer kitapları da korumasını gerektirdiğine dair iddia yanlıştır. Zira bir şeyi koruma altına almak, başka şeyleri de garanti altına almayı gerektirmez. Nitekim Allah'ın, Hz. Muhammed'in insanlar tarafından öldürülemeyeceğine dair bir garantisi vardır ve bu hakikat olduğu gibi çıkmıştır. Oysa Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve birçok peygamber böyle bir garanti kapsamına alınmamıştır.